Epilepsi günü aslında baktığımızda hepimiz için çok önemli bir rahatsızlık. Hepimizin bilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hala epilepsinin ne demek olduğunu tam olarak bilemiyoruz ve böylesi bir rahatsızlık yaşayan birinin neler yaşadığını, nöbet anında neler yapmamız gerektiğini bilemiyoruz. Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte uzman doktorlarımız konuşmacı olarak bulunduğu seminerde inanıyorum ki hepimiz çok şeyler öğreneceğiz. Epilepsinin yüzlerce çeşidi vardır. Temel olarak ikiye ayırıyoruz. Beynin bir bölgesine sınırlı olarak başlayan nöbetler ya da beyinde yaygın olarak başlayan nöbetler olarak iki türde değerlendiriyoruz. Bu bizim için neden önemli? Çünkü tedavide nereden başladığı ya da yaygın olarak beyin etkileniyor mu? Onu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü ona özel, o türe özel ilaçlarımız mevcut. Epilepsinin nedenleri olarak genelde epilepsinin nedeni bilinmez ama bilinen sebepleri arasında beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları, kafaya alınan darbeler, trafik kazaları, beynin ve zarların iltihabı, doğumdan arta kalan hasarlar, beynin dejenerasyona bağlı hastalıklar ya da diğer metabolik genetik hastalıklar sayabiliriz. Epilepside ilaç tedavisi çok önemlidir. Yaşanan nöbetleri ortadan kaldırmasa bile en az indirmek için kullanılır. Bu ilaç tedavisini yok saymamak gerekiyor. Yani biz olayın sosyal boyutunu inceleyeceğiz ama ilaç tedavisiyle de kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. Tedavinin en önemli parçası da hatta. Bu epilepside bir zincir vardır. İlaç, nöbet süresi sıklığı, yaşam kalitesi. Emre Bey'in anlattığı ilaç, nöbet süresi, nöbet sıklığını etkiler. Nöbet süresi ve nöbet sıklığı da kişinin yaşam kalitesini etkiler. Yani kişi ne kadar az nöbet yaşarsa ya da nöbetinin süresi ne kadar kısa olursa kişinin yaşam kalitesi o kadar artar bu epilepsi hastalarında.